Aranızda girişimci olmak isteyenler var biliyorum ama gözünüzde büyüyor bu işler. Nereden başlayacağım, ne kadar sermaye lazım? Ve büyük girişimcilerin hikayeleri de sizi biraz korkutuyor. Ben onlar kadar cesur muyum, onlar kadar zeki miyim? O yüzden küçük bir girişim nasıl başlar belki merak ediyorsunuzdur. Ve bunu bugün böyle teorik şekilde anlatmayacağım. Sevgili eşim Pınar'la beraber yeni başladığımız bir girişimden bahsedeceğim size. Kitap Ekspresi. Kitap Ekspresi adından da anlayacağınız üzere ekspres şekilde kitaplara erişiminizi sağlıyor. Kitap özetlerine daha doğrusu. Tabii ki asla gerçek kitabı okumanın yerini tutmaz ama özetler de güzel olabiliyorlar. Biz bunu aslında öncelikle Haddini Aş Kulübü üyelerine özel bir hizmet olarak başlatmıştık. Pınar özetliyordu kitapları, yazıyorduk sadece. Daha sonra ben dedim ki gel ya şunları bir seslendirelim. Kendi sesimi ekledim kitaplara. Yine Haddini Aş Kulübü üyelerine özeldi. Daha sonra dedik ki ya bunu biraz daha geniş kitleye yaysak bir küçük YouTube kanalı kurduk. Sonra da o YouTube kanalına madem burası YouTube hakkını verelim deyip videolar ekledik. Şimdi artık Kitap Ekspresi kanalında 15-25 dakikalık videolarla anlatıyoruz bu kitapları. Nefis görüntüler var. Harika bir ekiple çalışıyoruz burada. Videolarda aynı zamanda altyazı da bulunuyor. Böylece isterseniz dinliyorsunuz, isterseniz altyazıyı okuyorsunuz, isterseniz bütün ekrana bakıyorsunuz, gönlünüze kalmış. Ağırlıklı olarak kişisel gelişim, yatırım, teknoloji ve girişimcilikle ilgili kitaplar paylaşıyoruz. Zaten bunlar bizim de Pınar'la ortak ilgi alanlarımız, benim de bu YouTube kanalında hep bahsettiğim meseleler. Harika kitaplar özetledik bugüne kadar. Sıfırdan bire, paranın psikolojisi, atomik alışkanlıklar en başlıcaları. Bunlar oldukça yoğun da izleniyor. Fakat bugünkü amacımız size bir reklam yapmak değil. Zaten kanal kendi kendine büyüyor. Tamamen ücretsiz. Dilerseniz siz de yukarıdaki veya aşağıdaki linkten gidip üye olabilirsiniz. Ve bütün bu içeriklere bedavaya ulaşabilirsiniz. Asıl isteğim sizi bir girişimcilik yolculuğuna ortak etmek. Ben girişimci bir insanım. Biliyorsunuz Haddini Aş Kulübü'nü kurduk. Zaten eğitim ve danışmanlık firmam var. Bu YouTube kanalımızı kurduk. Şimdi yeni bir YouTube kanalı daha kuruyoruz. Seviyorum böyle şeyleri. Ve buralarda yaşadıklarımızı sizle canlı olarak paylaşmak istiyorum. Ve bu sefer neredeyse başlangıçtan yani sıfır noktasına itibaren, çünkü Kitap Ekspresi'ni ben henüz sıfır noktasında görüyorum. Oradan itibaren sizlerle bütün yolculuğu, karşılaştığımız zorlukları haftada bir gün anlatmayı istiyorum. Zaman zaman Pınar da konuğum olacak. Neler yaşıyoruz, nasıl büyüyoruz, nasıl bir takım kurduk, nasıl gelir elde ediyoruz, ne kadar para harcıyoruz, bütün bunlardan bahsedeceğim. Belki başarısız oluruz. Girişimlerin başında başarılı olup olmayacağınızdan emin olmak biraz zor. Ama mantığımız ne, nereye varmaya çalışıyoruz, işte bütün bunları anlatıyor olacağım. Bugün de bu çerçevede küçük bir giriş yapacağız. Kitap Ekspresi bugün ne durumda, neler hayal ediyoruz, ne zaman para kazanacağını düşünüyoruz, bütün bunlardan bahsedeceğim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum çünkü hep yatırım konuşuyoruz ama yatırım için para kazanmak da lazım. Ve Türkiye gibi bir ülkede yan gelir kaynakları çok önemli. Bu çerçevede YouTube gibi, podcast gibi, blog gibi ortamlara da çok çok inanıyorum. İşte Kitap Ekspresi de bunun bir meyvesi olma yolunda neler yapıyoruz, neler yapacağız? Buyurun anlatıyorum. İşte burası kanalımız Kitap Ekspresi, sesli kitap özetleri diye geçiyor. Her pazar günü saat 9.30'da bir yeni kitap özeti yüklüyoruz. En son yüklediklerimizin arasında Atomik Alışkanlıklar var. Gerçekten değişmek isteyenlerin kitabı diye geçiyor ismi, gayet de hoş. Ondan hemen önce özellikle yatırımcıların ilgisini çekecek olan Babil'in En Zengin Adamını yükledik. Ondan bir önce Palantir'in ve PayPal'ın kurucu ortakları arasında yer alan Peter Thiel'in ünlü kitabı Sıfırdan Bire'yi özetledik. Burada görüyorsunuz kitap kapak tasarımlarında belli bir değişim var son 3 haftadan beri. Nedir buradaki fark? Bu kitaplarda aynı zamanda görüntü var. Daha evvel sadece seslendirme ve arkada rutin bir görüntü vardı. Oysa şimdi kitaplara video ve altyazı da ekliyoruz. Böylece hem göze hem sese hem de dileyenlere okuma yönünde hitap ediyoruz. Bakın çok da hoş görüntüler var. Bir tane tıklayıp göstereyim size. Mesela bu Impromptu, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman'ın kitabı. Harika bir kitap. ChatGPT ile işlerimizi nasıl kolaylaştırabileceğimizi anlatan bir kitap. Burada görüyorsunuz son derece hoş görüntüler, alt yazılar ve bir yandan da seslendirme var. Sesi açmıyorum şimdi benim sesim üzerine binmesin diye. Bazı seslendirmeleri daha önce söylediğim gibi kendim yapıyorum. Bazılarında da dışarıdan destek alıyoruz. Burada temel misyonumuz devam ediyor. Biz hep sizlerin gelişimine yardımcı olmak istiyoruz. Yatırım tarafında teknolojiyi anlamakta, kişisel gelişimde ve bunun içerisinde kitaplar çok önemli bir rol oynuyor elbette. Bu kitapların büyük bölümünü kendimiz daha evvel okumuştuk veyahut da şimdi büyük bir merakla okuyoruz. Her biri bizim gelişim yolculuğumuzda da ciddi
ciddi rol alıyorlar. Sizlerden gelen taleplere göre de bazı kitap özetleri buraya ekliyoruz. İlerleyen haftada 2'ye çıkmayı düşünüyoruz. Şu anda sadece long form kitap özetleri var. Daha sonra short formatlı videolar ekleyeceğiz buraya. Onlarda da kitaplardan belli alıntılar, mesajlar vesaireler olacak. Oldukça yeni bir kanal burası ama şu andan 16.300 yeni üyeye ulaştık ki sadece 24 video var. Benim kendi kanalımdaki tecrübelere göre bu çok çok iyi bir rakam. Ayrıca izlenme sayıları da oldukça hızlı yükseliyor. Mesela son kitabımız Atomik Alışkanlıklar'da 11.000 izleme aldık sadece bir günde. Pazar günü saat 9.30'da yüklenmişti kitap. Bir öncekinde 6.800 görüntüleme var. Burada bir ara böyle bir 37 saniyelik bir tanıtım videosu var. O çok önemli değil. Zero Toban 0'dan 1'e 3.200 görüntüleme almış durumda. Öbür kitaplarda görüyorsunuz 9.000'ler, 10.000'ler, 32.000'ler, 35.000'ler. Özellikle Paranın Psikolojisi çok sevilen kitaplardan biriydi. 110.000 görüntüleme aldık şu ana kadar. Küçük bir kanal için işte fena rakamlar değil bunlar. Bu kanalımızın temel paneli, yani YouTube yaratıcılarının yararlandığı temel verilerin olduğu, kanallarını inceledikleri, analitik bilgilerin olduğu yer burası. Baktığımızda 3 gün önce 15.000 üyeye geçtiğimiz için YouTube bizi kutlamış. Son kitabımız en iyi kitabımız olmuş 11.000 görüntülemeyle. Burada işte diğer bazı istatistikleri görüyorsunuz ve kanal şu ana kadar 6.474 lira 25 kuruş ciro yaptı. Bu bize yatarken bunun içerisinden %15 devlet payını alacak. Onu da düştüğümüz zaman 5.000 liralık bir ciro var burada. Toplamda yanılmıyorsam 20 gündür aşağı yukarı ciroya açılmış durumdayız. Daha evvel ciro elde etmek için gerekli özelliklere sahip değildi kanal. Fena da değil. İşin hoşu tabii buradaki büyüme rakamları. Şimdi bazıları diyecek ki hocam ya bu ciroyu mu anlatıyorsun sen bize? Öyle bakmıyorum. Ben hep büyüme çerçevesinden bakarım. 7 Ağustos'tan beri ciro elde ediyor bu kanal sadece. Yani çok yakın bir tarihte başladı ciro elde etmeye. Ve baktığımızda son gün cirosu 3 Eylül'de 488 lirayı bulmuş. Yani 500 liraya geldik. 500 lira çarpı 30 eşittir 15.000 lira. İçinden %15 vergiyi düşün. Asgari ücret kadar şu anda ciro elde etmeye başladık. Sadece kabaca 20 gün içerisinde. Burada kanal büyüdükçe, yani ne demek kanalın büyümesi? Üye sayısındaki büyüme. Mesela son 28 günde 8.800 yeni üye gelmiş. Bu ortalamanın 8.600 üstünde. Yani daha ben neredeyse hiç üye yoktu anlamına geliyor. İzleme süresi 24.300 saat olmuş son 28 günde. Bu da normalin 24.100 üstünde. Yani büyümenin etkisini görüyorsunuz. Ve 173.800 izleme almışız. Bu da yine normalin 172.400 üzerinde. Şimdi de bu normal kastama çok anlamlı olmayabilir. Çünkü kanalımız çok bebek bir kanal. Ama büyüme açısından nedenin yaşandığını size göstermek istiyorum. Bizim bu kanalla amacımız 100.000 lira ciroya ulaşmak istiyoruz. Buradan sonrası matematiği kolay aslında. 6.474'ten hadi vergiyi de düştük. 5.000 lira etti. 5.000 lirayı 24.000 izleme saatiyle alıyorsak bunu kabaca 20'ye katlamamız lazım. Yani 450-500.000 izleme saati alabilirsek 28 günde bu ciro kabaca 100.000 lirayı bulacak. Bu ulaşabileceğimiz bir şey mi? Evet, ulaşabileceğimiz bir şey. Bugünkü büyüme hızına bakacak olursak ve aslında çok basit bakıyoruz. Sadece üye sayımızı ve izleme sayımızı artırmakla buraya ulaşabiliriz diye inanıyoruz. Çok daha yolun başındayız. Ama bunun dışında tabii ileride burada sponsorluk gelirleri de düşünülebilir. Başka gelir kaynakları da var aklımızda. Mesela merchandise satmak gibi, bir kitap kulübü oluşturmak gibi, ama bunlar daha sonra konular. İlk başta emin olmak istediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Videolarımızın beğeniliyor olması. Şu ana kadar kanala baktığımızda en çok izlenen video son 28 günde Paranın Psikolojisi. Toplamda da o. Demin bahsetmiştim. 110.000'in üzerinde izleme var diye. 55.000 izleme almış sadece son 28 günde. Bu tip başarılı kitapların sayısını artırmamız gerekiyor. Ama YouTube kanalında başarılı olmanın tek yolu izlenme sayınızı artırmak değil, yüklediğiniz videonun izlenme süresini uzatmak. Buna retention de deniyor. Yani bir videoyu hazırlamak müthiş emek isteyen bir şey. Onu bir kere yükledik. İşte kapakta da size gösterdi. Ondan sonra ilginizi çekti, tıkladınız ama sonra sıkıldınız, çıktınız. Ondan pek para kazanılmıyor. Mühim olan videoda uzun süre kalmanız. Bu video 1300 saat izlenmiş. Ortalamadan 1200 saat daha fazla, bu yönüyle iyi. 389 yeni üye getirmiş ki pazar günü yüklendi video. Şu anda salı sabahındayız. Gayet iyi bir rakam ve 307 lirada ciro getirmiş. Bu tip YouTube kanalların özelliği, İleride bu kitabı bir şekilde okumak isteyen, bununla ilgili araştırma yapmak isteyen herkesin karşısına Atomik Alışkanlıklar çıkacak. Yani evet, şu anda 2 gün için 307 lira az gözükebilir ama düşünün ileride daha fazla üyemiz olacak. Bu kitap muazzam bir klasik kitap.
Bu klasik kitabı insanlar hep okumaya devam edecekler. Okumadan önce belki özetini dinlemek isteyenler olacak veya üşenip özetini dinlemek, okumak isteyenler, işte onlar da buraya gelecekler. O yüzden buraya yüklediğimiz videoları biz birer varlık olarak görüyoruz. Ya nasıl gidip bir gayrimenkul alıyoruz, hisse senedi alıyoruz, bir varlık olarak görüyoruz. Bu da öyle aslında. Bizim için önemli olan ömür boyu yaratacağı gelir. Şu anda video başa harcadığımız para 1000 lira. Ama burada Pınar'ın ve benim emeğim hariç. Onu buraya yansıtsak hesap biraz bozulur. Dışarıdan aldığımız desteğe 1000 lira ile 1500 lira arasında para harcıyoruz. Neye göre? Görüntü için, ses için, montaj için. Bu durumda tabii bu kitap şu anda zararda gözüküyor. Fakat eğer hayallerimize erişir de kanalımızı yeterli büyüklüğe getirsek ve bu kitap özetimizde kanaldaki önemli klasik eserlerden bir tanesi haline gelirse bu parayı rahatlıkla çıkaracağımızı düşünüyoruz. Ve ayda 4 kez kitap yüklüyoruz buraya. Her kitabın yükleme maliyetini 1500 olarak düşecek olursanız 6000 lira gibi bir dışarıya direkt harcadığımız para var. Onu bu ay bile daha ilk aydan geri getiriyor gibi gözüküyor. Bizim emeğimizin karşılığını alması tabii biraz daha zaman alacak. Ama ne kadar zaman alacak, nasıl yol alacağız? Biraz da bunlardan bahsetmekte fayda var. Burada bizim için önemli olan ölçütlerden bir tanesi Returning Viewers, şu alttaki koyu renkli çizgi ne anlama geliyor? Geriye dönen izleyiciler. Buradaki rakam gayet iyi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada bir düşüş var gibi. Öyle düşünmeyin ama. Çünkü YouTube kanalı ilk açtığımızda içeride zaten 15-20 kitap vardı neredeyse. Bir anda insanların çok ilgisini çekti. O da bir bölümü geri gelmeyebilir. Ama baktığımızda çizgi en azından düzlenmiş durumda. Yani bizi bir kez izleyen bizi izlemeye devam ediyor. Ve bunun üzerine üstteki açık renkli çizgi olan yeni izleyiciler de katılıyorlar. 100.000 izleyiciye geldiğimizde aylık çoğumuz nereye ulaşmış olacak? Kabaca 5 kata çıktığını düşünecek olsak 40.000 lira olur bu. Eğer bunu 200.000'e taşırsak da ne olur ciromuz? Bu durumda işte bizim hedefimiz 100.000 liraya yaklaşmış oluruz. Buraya ulaşacak mıyız? Benim tahminime göre bu yılın sonuna, yani önümüzdeki 4 ayın sonunda kabaca 50.000 görüntüde mi ulaşacağız 28 günde? Ondan aşağı yukarı 5-6 ay sonra da hedeflediğimiz rakamlara geleceğiz. Bu durumda da ayda 100.000 lira civarında brüt ciro yapan bir girişimiz olacak. Bunun içerisinden vergiyi düşmek gerek. YouTube vergileri yerinde kesilir. Bankada bir hesap var, oraya para yatar yatmaz devlet hemen payını alır. Aslında güzel de bir istisna tanımlamışlar. Nispeten buradaki gelir vergisi düşük. O da bir avantaj. Ne kalıyor geriye? 85 bin lira. 4 videomuz var. Video başına o güne kadar enflasyonla beraber 2500 lira para harcasak 10 bin lira. 85 eksi 10 eşittir 75 bin lira. 75 bin lira benim ve Pınar'ın buraya verdiği emekten kazandığı para. Bu tabii tek girişimimiz değil ama bence hiç de fena para değil açıkçası. Ve bunu eğer yıllar boyunca başarılı götürmeyi becerebilirsek işte daha da iyi hale gelecektir. Üzerine sponsor gelir mi? Olabilir. Buradaki sponsor fırsatları nerede yatıyor? Tabii yayın evleri olabilir. Yeni kitabı çıkan birisi olabilir. İleride burası için düşündüğümüz bazı kitap sohbeti gibi fikirler var. Mesela bu bahsettiğim alanlarda kitabı olan bir Türk yazarı buraya çağıracağız. Hem yazar kendi tanıtacak hem de biz ondan biraz para kazanacağız hem de kanal canlanacak. Böyle yeni fikirler de ekleniyor olabilir zaman içerisinde. Evet, kabaca Kitap Ekspresi girişimimiz böyle bir girişim. Her hafta salı günü size bir raporlama yapmayı düşünüyorum. Kısa da olsa bu raporlamada bu rakamların üzerinden biraz gideceğiz. Bu bizi de açıkçası biraz zorlayacak. Pınar'ı da biraz zorlayacak. O da içerideki odada çalışıyor şu anda. Daha hızlı gitmemiz için. Ve bir yandan da aslında bir girişim yolculuğunda neler yaşıyoruz, nerelerde zorlanıyoruz, neresi iyi gidiyor, neresi iyi gitmiyor, başımıza ne işler geliyor, bütün bunları da kısaca anlatmış olacağım. Ve ümit ediyorum ki bunun sonucunda kendi işini kurmak isteyen fakat nereden başlayacağını bilmeyen insanlara ufak da olsa bir yol göstermiş olacak. Bilmem ilginizi çekti mi? Soru ve yorumlarınızı bekliyorum ama daha da önemlisi linki aşağıda hemen gidin Kitap Ekspresi'ne ücretsiz üye olun. Bu şahane kitap özetlerini ayarlanın. Hem de şu rakamların biraz zıplamasında bana yardım edin. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.